yer neresi? Çünkü burası çok önemli bir yer. Ben adres olarak da insanlar bizi seyrettikleri zaman buraya gelsin isterim. Bahçeli Evler Mahallesi diye geçiyor burası. Çarşamba pazarı hemen yanımızda. Tekel Sokak. Bahçeli Evler Tekel Sokak'ta. Şimdi biz buraya geldiğimizde özellikle şunun için geldik. Balıkesir ve belki bu bölgede sizin burada yaptığınız işletmecilik gibi bir işletmecilik yok. Neden? Türkiye'nin her tarafından doğal ne varsa her şeyi buraya toplamışsınız. Yumurtasından tutun da kurutmasına kadar tamamen doğal ve aynı zamanda insanların aradığı sağlık özelliklerine göre. Şöyle dışarıya baktığımızda birçok şeyiniz var. Ne zaman kurdunuz burayı? Çok yeniyiz. 5 ay oldu daha. 5 ay oldu. Burası normal bir işletme değil sevgili seyirciler. Aynı zamanda Türkiye'nin dediğim gibi tüm güzel yiyeceklerini toplamaya çalışan sanki bir yaşam ve besin müzesi. Aynı zamanda bu müze yaşayan bir müze. Geldiğiniz zaman alışveriş de yapabiliyorsunuz. Efendim neler var şöyle dışarıya baktığımızda? Kaç çeşit, kaç kalem malımızı gelen müşterilerimize burada sunabiliyoruz? Çok fazla kalem var. İnanın yani sayılacak kadar çok, çok fazla. Çok fazla. İsterse görüntüde de görüyorsunuz zaten. Bu tanıtımı görüntüyle de destekliyoruz. 126 ülkeden Türkiye'ye gelen ya da Balıkesir'e gelen insanlar buraya gelmezlerse çok şey kaybetmiş olurlar. Hem dededen gelen bir lezzet, atadan gelen bir lezzet, hem de bu lezzetle beraber hijyenik temiz bir ortam, hemen içeri gidiyoruz. Evet, içeriye girdiğimizde burada gördüğünüz gibi birbirinden güzel doğal erişteler, otlar, çiçekler, şifalı bitkiler, tüm Anadolu'da ne gördüyseniz ekranda siz görüyorsunuz zaten hepsi var. Ama benim özellikle vurgulama yapmak istediğim bir şey var ki ekonomiye katkıda bulunacak bir şey. Evimizde annelerimizin, nenelerimizin, büyük annelerimizin yaptığı bazlama ve çok da sağlıklı. Efendim özellikle ben bunu vurgulamak istiyorum. Bunu siz üretiyorsunuz ve burada damak tadı olarak insanlara sunuyorsunuz. Bazlama çok eskilerden gelen, gerçekten anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı ekmek ve çok sağlıklı. Şu anki yenilen beyaz ekmekler tamamen nişasta. O yüzden de hastalıklar artmış durumda maalesef. Ama biz tam buğday unundan, çavdar, yulaf gibi unları bir araya getirerek artı içine de süt, yoğurt, yumurta gibi ürünleri de katarak daha sağlıklı. Çocuklarımız özellikle yemeyen çocuklar var çünkü sütü içmeyen, yoğurt yemeyen. Onlar için de çok sağlıklı ekmek üretilmiş oluyor. Efendim biz fuar alanında gezerken Gül Hanım şunu söyledi. Ben çocuklarıma süt içiremiyordum. Süt de sağlıklı bir şey. Sütü nasıl içiririm diye düşündüğümde hemen aklıma annelerimizin eskiden yaptığı bazlama geldi. Bu bazlamanın içerisinde yoğurdun, sütün olması da ayrı bir çocuklara yedirme metodu. Evet. Büyürken daha iyi büyümelerini sağlayacak. Şimdi bazlamayla beraber gördüğünüz gibi doğal ne varsa yumurta bile tamamen organik. Yani bazı tabelalarda organik görüyorsunuz. Sadece isim olarak yazmışlar satabilmek için. Ama burada her şey organik. Bir de inanın burada koruma kapları bile anneannelerimizden kalan çok orijinal bakır, eskiden kirpikli denirmiş, yumurtalar kırılırmış, o kapların içine de yumurtalarımızı koyduk ki doğallığı daha da ortaya çıksın, kaplarımıza kadar dikkat etmeye çalıştık. Ne kadar güzel. Hemen bu tarafa bakıyoruz, isterse sizi de alalım böyle. Bu tarafta da baktığınız zaman birbirinden şifalı birçok burada bitkiyi görüyorsunuz ve bu bitkiler de birçok yerde pazarlanırken sağlık dağıtacağı yerde aynı zamanda sağlıksızlık dağıtıyor. Çünkü koruma kapları olarak da böyle korunmamış olarak yapıyor. Sizin burada gördüğümüz her şeyi çok güzel bir şekilde korunarak yapmışsınız. Belki kadın olmanın getirdiği olabilir yani. İyi bir işletmecisiniz bu arada da. Sizi tebrik ederiz. Fakat bu kadar güzel bir işletmecinin arkasında bir de beyi var. Sizi destekledi herhalde. Tabii eşim her zaman benim destekçim, her zaman her konuda. Bir de eğitim almamız buna etken. İstanbul'da aldığımız 10 bin kadın girişimci eğitim programında buna katkısı çok fazla oldu tabii ki. KOSGEB de sizin her zaman yanınızda oluyor. KOSGEB'den de ayrıca eğitim aldım ben. Bir de İstanbul'da 10 bin kadın programına katıldık. Onun da tabii ki desteği çok fazla.
Kolonya hayatımızın her noktasında vardır. Ama Balıkesir için kolonyanın ayrı bir özelliği vardır. Çünkü kolonyanın çıkış yeri Türkiye'de Balıkesir'dir. Ve Balıkesir'de 1933'ten beri kader kolonyalarının kolonyaları dünya çapında meşhurdur. Biz de içeriye gireceğiz. Bakalım sizlere bugün Balıkesir'in bu güzel kolonyalarından hangilerini göstereceğiz. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Efendim kolonya hayatımızda vazgeçilmez bir şey. Otobüsle yolculuk yaparken biraz eseleyim, daraldım dediğimiz zaman, bir kız arkadaşımıza hediye alacağımız zaman, hatta nişanlarda, düğünlerde, hatta Cumhurbaşkanı'na hediye gideceği zaman nereden gider? Balıkesir kader kolonyalarından gider. İşte bu gördüğümüz şişe Cumhurbaşkanı'na hediye olarak gitmiş. Biz daha önce bunu gördük. Biz de dedik ki Cumhurbaşkanı'na hediye olarak giden bu kolonyaları gelip bakalım. Kanal Avrupa'da 126 ülkeyi tanıtalım dedik. Ama ilk önce bakalım kader kolonyalarını tanıyalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Hülya ismim. Şimdi... Ne zaman ilk kuruldu? Nasıl başladı? Şimdi ilk babamın ustası. Bahattin Serpen Balıkesir'deki, burada mesela herhalde resimde şuradaki Bahattin Serpen, yani 1933'te Türkiye'de ilk defa zambak üreten, zambak kolonyalarını meşhur üreten Bahattin Serpen babamın ustası. Daha sonra ondan babama babama geçiyor. Yani isim değişiyor Serpenken kader oluyor. Ondan sonra işte kardeşim vefat etti. O da Allah rahmet eylesin. 4 yıl oluyor vefat edeli. İşte onun rahatsızlığı döneminde ben geldim. Yani o gün bugün buradayız yani. Yoktur. Peki özel günlerde de kolonya gider mi? Özel günlerde, yaş günleri, evlilik yıl dönümlerinde, nişan, düğün, söz, işte kız isteme olaylarında filan. Yani hepsinde gidiyor. Yani müşterilerimiz yani bayramlarda özellikle, yani en yoğun dönemi bayram. Şeker bayramı tabii. Her şeyin yanında kolonya mutlaka. Her şeyin yanında kolonya. Kolonyasız olmuyor. Kolonyasız bir hayat yok. Evet, gerçekten öyle. Şimdi bir de kolonyasız hayat yok ama kader kolonyalarının ayrı bir yeri var sevgili seyirciler. İlk zambağın çıktığı ve sadece zambak kokusunu kader kolonyalarından alabileceğiniz bir şey. Evet. Ve bunu da eskiler çok iyi biliyor. Sizin Ankara'dan gelen bir müşterinizde çok güzel bir anınız olmuş. Nasıl oldu? Yani o 3-4 yıl önce gelmişti. İşte 20 yıl önce filan zambak almış. Beyaz zambak. Fakat hatırlayamıyor yani nereden aldığını. İşte biraz dolaşmış, aradığını bulamamış. Ve o arada da karşılaştık, geldi dedi. İşte zambak istiyorum kızım, beyaz zambağınıza bir bakabilir miyim dedi. Eski yıl, yani çok yıllar önce almıştım fakat bir baktım istediğimi bulamadım filan dedi. Tamam amca bakalım dedim. Hatta kağıt mendile de dökmüş değil mi? Mendillere dökmüş, getirdi, kokla, hepsine baktım dedi ama dedi aynı koku değil. Neyse geldi baktı, ah dedi bak işte ben bu zambağı dedi istiyordum filan, bak dedi değişmemiş, demek ki hala yıllarca aynı kaliteyi koruyabiliyorsunuz, sizi tebrik ederim dedi. İşte babamı, Bahattin amcayı, ustasını, işte hepsini o günden bugüne kadar dedi aynı gitmesi dedi, yani dedi ne kadar güzel ya, yani onurlandık yani biz de öyle deyince. Ne kadar güzel, demek ki her mesleğin bir püf noktası var sevgili seyirciler. Yani, yaparken sevgili seyirciler kolonya hayatımızda insanları hem böyle bunaldıkları zaman tekrar böyle rahatlatıcı, hem de misafire geldiğinde ikram edilecek, dökülecek, koklatılacak bir şey. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Eğer bunu teknik yönlerini çok iyi bilemezseniz faydası olurken zarar olur. O nedenle aldığınız kolonyaya çok dikkat edin. Herhangi bir kolonyayı değil, markalı kolonyayı almaya çalışın. Sağlık Bakanlığından geçmesi gerekiyor. Yani ürünün kaliteli olabilmesi için. Yani onun dışındaki her kolonyada tabii kaliteli piyasada var. İşte buna dikkat edilmesi gerekiyor yani. Evet, ürünü şimdi alırken. Baktım burada diye şey. Bir de müşterilere soralım bakalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Kolonya Türk insanının hayatında çok önemli. Eskiden beri, 1933'ten beri de kader kolonyaları var burada. Evet. Kolonya almaya geldiniz. Evet. Hep kaderi mi tercih edersiniz? Vallahi evden öyle tercih ediyorlar. Biz de mecburen buraya geliyoruz. O zaman evdekiler kolonyanın hastalığını biliyorlar. Galiba. Efendim Balıkesirli beyefendinin söylediği gibi evden kader kolonyası al diyorlar. Ben de kader kolonyası alıyorum diyor. Çünkü çok ünlü ve meşhur bir kolonya. Siz de evlerinizden şimdi seyrettiniz. Dediniz ki ya o kadar övdün ki benim haftanın içerisinde düğünüm var ya da nişanım var. Ne yapacağım?
Evet, kader kolonyaları Balıkesir'de var. Ama sizin şehrinizde yok diye üzülmeyin, çünkü özel günleriniz varsa ya da